Çalır mı sen? Evet, geçen hafta itibariyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la birliktelik başladı. İlk maçımızı oynadık Alanya'ya karşı kendi evimizde. Galibiyetle ayrılmanın moraliyle milli takım arasına girdik. Tabii kolay bir süreç değil, onu söyleyebilirim. 7 haftalık süreçte galibiyet alamayan bir ekibin başında özellikle Alanya maçı o anlamda çok önemliydi. Tekrar lige müdahil olma anlamında. Rakip ise tam tersi, 4 haftadır kazanarak çok moralli ve güçlü bir şekilde buraya geldi ama oyunun başından sonuna kadar oyuna hakim olan bir görüntümüz. Akabinde farkı daha da yükseltebileceğimiz özellikle ikinci yarı oyunu ve isteğiyle, oyun ve oyun iştahıyla haklı bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ama buraya çok takılı kalmadık çünkü bulunduğumuz konudan çok mutlu değiliz. Cami olarak çok mutlu değiliz. Ama bu bir süreç. Bu süreçte çok sağlıklı bir hareket etmemiz gerektiğini, birlikte hareket etmek istediğimizi hep her seferinde ifade ediyorum. Sadece bir maç kazandık. Milli takım arasının o anlamda bize faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü geçen hafta itibariyle 4-5 gün oyuncularla birlikte olma şansım oldu ama geri bildirimleri çok sağlıklıydı. O beni mutlu etti. Tabii galibiyetle de girmek moral açısından bizi çok daha yukarı taşıdı. Milli takım arasında da yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Şu yönden daha iyi. Oyuncularla birlikte olma adına bizim için önemli bir süreç bu milli takım arası. Sakat oyuncularımız vardı. Onlar tekrar aramıza katıldı. Çalışmaya başladı. Bu sevindirici takım bütünlüğü adına. Hafta sonu kendi aramızda U21 ile bir müsabaka oynayacağız. Ve önümüzdeki hafta itibariyle bütün yoğunluğumuz artık Trabzon maçına endekslenecek. Dediğim gibi yani her maçı tek tek bakacağız, tek tek düşüneceğiz. Ama ben Erzurumspor'un bundan sonraki süreçte hem oyunsal anlamda hem de moral anlamında çok daha yukarılarda olacağını düşünüyorum. Amacımız devre arasına kadar alabileceğimiz maksimum puanı alıp en azından önümüzü görmek istiyoruz. Her maçı da talibiz, çok net söyleyeyim. Her maç alabilecek kadar da potansiyelimizin olduğunu inanıyorum. Eksiklerimiz var mı? Var ama bunun için de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Gelecek hafta yine iyi bir takıma karşı oynayacağız. Deplasmanda oynayacağız. Trabzonspor bu sene Ünal Hoca ile birlikte iyi bir kimlik oluşturdu. Son haftada Akhisar'ı deplasmanda kazanarak moralli geliyorlar. Kendi evlerinde oynayacaklardır ki evlerinde bayağı etkili oynayan iyi bir takım görüntüleri var. Bizim dediğim gibi amacımız rakibin kim olduğu değil, saha içinde bizim ne yaptıklarımız daha ön plana çıkacak. Dolayısıyla oraya giderken de alabileceğimiz puan ve puanları almak için gideceğiz. Kolay bir müsabaka değil ama biz hem kendi sahamızda hem de deplasmanda ki oynadığımız 4 deplasmanda her maçı kazanacak kadar da oynadık açıkçası. Trabzon'da da aynı zihniyette olacağız. Kazanmak için oynayacağız. Onun için mücadele edeceğiz. Tabii Egemen 2 haftadır takımdan uzak. Sefa Mil takımda sakatlanmıştı. Hala onun sakatlığı devam ediyor. Kubolov, o da uzun zamandır sakat ama hem Egemen hem Kubolov 2 gün önce takımla birlikte çalışmaya başladılar. Bu sevindirici. Egemen'in çok fazla uzak kalmaması sevindirici. Tekrar takımın içine dahil oldu ama Kubolov'un sakatlığı çok uzun sürdüğü için onun fiziksel anlamda ciddi zafiyeti var. Ona biraz daha zaman tanımak gerekiyor. Onun haricinde işte Seyic'le Sunu milli takımda. Onlar önümüzdeki hafta içinde gelecekler. Erhan'ın ufak bir problemi var. O da tedavülü sanıyorum. Önümüzdeki hafta o da takımla birlikte başlayacaktır. Burada bir tek Munsi'nin sıkıntısı var gözle ilgili. İşte antrenmanda gözüne top çarpmasından dolayı bir süreç yaşıyor. Bu süreçte de tansiyonun çok gel gitleri var. Göz tansiyonu. Onu takip ediyoruz.
O da sanıyorum birkaç gün içerisinde onunla ilgili de ne yapılacağını doktorlar karar verecek. Bunun haricinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tabii sakatlanmadan bu süreci geçirmek bizim gibi takımlar için çok önemli ki bizim o anlamda çok kadro derinliğinin olmadığı bir takımdan bahsediyorum. Dolayısıyla amaç sağlıklı bir şekilde sakatlanmadan bu süreci doğru geçirmek. Oh!